Türkiye havacılıkta olduğu gibi havacılığın da bir uzantısı olan hava savunma sistemlerinde de adeta akamete uğratılmış bir serüvenin hikayesini yaşıyordu. Şimdi havacılıkta, özellikle insansız havacılıkta dünyaya damgasını vuracak işler başardı. Ama bir yandan bunun yanında bu hava araçlarının kullandığı silahları da geliştirdi. Hatta çok geniş bir yelpazede. Ama daha karmaşık olan hava savunma sistemleri adım adım gelmeye başlıyordu. Biz 20 sene öncesine döndüğünüzde %85 oranın da yurt dışına bağlı, muhtaç olan bir ülkeydik. Bütün kaynaklarımız, yani kısıtlı olan kaynaklarımız yurt dışına gidiyordu. Bugün kendi projelerimizi geliştirip dünyaya milyarlarca dolar ihracat yapan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Dolayısıyla bunlar da zaman içinde gelecektir. Şu an itibariyle hava savunma kapasitemiz yeterli mi diye soracak olsanız, bir teknik uzman gözüyle bugünkü tehdit açısından bakarsak ben yeterli düzeyde olduğunu düşünmüyorum. Ama ivmemiz ve bu alandaki çalışmalarımız, gayretimiz, Roketsan çalışıyor. Bunun yanında Aselsan ciddi elektronik yani bir alakalı teknolojiyle olmuyor. Sadece füze teknolojisi tabii değil bu. Çok karmaşık bir sistemden bahsediyoruz. Aselsan ve TÜBİTAK'ın da bildiğim kadarıyla katkısı var. Bu alanda da ciddi çalışmalar yürütülüyor. Bunların üretilmesi de gerekecektir. Doğru yoldayız ama biraz daha zamana ihtiyacımız var diyorsunuz. Yani anladım. Dünyanın bu haline baktığımızda elbette. Ne kadar bir süre? Yani bu hikaye, yani tam bir caydırıcılık elde etmesi Türkiye'nin, sizin baktığınız perspektifte, hani dışarıdan böyle yan gözle bakılamaz, bakılamayacak bir ülke haline gelmesi Türkiye'nin 10 tek yıl, 20 yıl... Tek başına hava savunma sistemi üreterek değil, tabii, bu olmaz. Sizin caydırıcılık şeyler, biraz tabii bu alanda, çünkü hava savunma silahları şöyle çalışıyor. Yani düşünün ki karşıdan size bir mermi geliyor, biz başka bir mermiyle onu vurmaya çalışıyorsunuz. Şimdi mermiyi atmak kolay ama onu havada vurmak çok, çok daha zor. Hele manevra yapan bir mermi ise işiniz çok daha zor. Hem istatistiksel olarak daha zor, hem de baskın basanındır bir anlamda o veciz sözü itibariyle daha zor. Bir mermi de atmayabilir, bir füze de atmayabilir, onlarcasını atabilir. Dolayısıyla sadece hava savunma silahları açısından değil, bunun yanında uzun menzilli balistik füzeler de asıl caydırıcı unsurlar aslında bakarsanız. Yani bir anlamda uzaktan atma, atabilme kabiliyeti, uzaktan vurabilme kabiliyeti caydırıcı unsurlar. Çünkü karşı taraf bildiğinde siz ona mukabele edecek silahlarınız var, bu kadar kolay atmayacaktır. Caydırıcılık da budur zaten. Evet. Tanımı da. Yani hava savunma silahlarıyla ben evet gelen füzeleri vurmaya, durdurmaya çalışayım. %100 başarı asla mümkün değil. Yani tabii yani saldırının tipine bağlı bu elbette. Ama dünkü tarzda bir saldırıyı çok yayılı bir şekilde kurulmuş bir hava savunma silah sistemi birbirine entegre olmuş ancak durdurabilir. Ya burada bir şey sormak istiyorum. Hatta bazılarını da durduramaz. Yeni evet geldi. Yani şimdi bu evet biz bir teknolojiden de savaş teknolojisinden bahsediyoruz ama işin bir de Türkiye ölçeğinde içeride bir psikolojik eşiği de var. Yani bir psikolojik harp de yaşanıyor. İşte S-400'ler niye alındı? Hangarda kalsın, kalmasın. İşte efendim Baykar'ın başarısı, İHA'lar, SİHA'lar, işte Toroslar örneği üzerinden işte efendim sürekli hedefe konan bir çerçeve. Şimdi bu teknolojiye sahip olma konusundaki karşısındaki engel bu anlamda nedir? En büyüğü öğrenilmiş çaresizlikti. Yani bunun hatta popüler bir alay konusu haline getirmesiydi. Şimdi uzaydan bahsediyoruz. Uzaydan bahsettiğimizde bizim neslimiz açısından baktığınızda meşhur bir komedyen, ben astronot olacağım diyen çocuğa işte zıpla zıpla şimdiden zıplamaya başla ancak gidersin. Türkler uzaya giderse. Birinci husus budur diye. Bunun olduğunu düşünürüm. Elbette bir örneği de olmadığından bu açıkçası bir öğrenilmiş çaresizlik hali olarak devam etmiş. Ve alay konusu olmuş bunları düşünenler de. Hatta biz ya bizden bir şey olmaz duygusu kapsamında uzaya astronot gönderdiğinde de uzay turisti dendi ama evet, yani burada inşa etmek istediği, devletimizin inşa etmek istediği husus şu: gençlerin bir anlamda
hayallerinin içine sadece popçu, topçu değil de işte astronotlar da girsin. Nasıl ki teknolojist olmak varsa veya sanat alanında çalışıyorsa iddialı bir sanatçı olmak da elbette olmasını istiyorsak, aynı şekilde astronot da olmak istesinler genç kızlarımız, genç erkeklerimiz, gençlerimiz. Bunun için yapıldı. Onun bile zaman zaman alay alındığını gördük. Bunların önemli bir engel olduğunu değerlendiriyorum. Çünkü birincisi bu. Böyle bir çabayı bu şekilde yaraladığınızda ister istemez belki o alanda tekamül edecek gençlerin duyguları sönmüş oluyor. Tabii. Ya vecihül kuşta dalga geçen bir şey vardı. İnanç yani. Olmadan asla, yani düşünün ki bir takım maçı kazanamam zaten diye sahaya çıkacak olsa kazanması mümkün mü? Asla yani değil mi? Dolayısıyla bu da öyle. Bir kere öğrenilmiş çaresizliğin birinci husus olduğunu da düşünüyorum. Onun büyük oranda yıktığımızı değerlendiriyorum. Bu artık evet, bu tsunami ama daha iyi anlamda bir tsunami. İnşallah hem ülkemizi tam bağımsızlığa kavuşturacak, her anlamda teknolojik kuşatmaya maruz kaldığımız her anlamda, bunun yanında bütün dost ve kardeş coğrafyalarımıza da ilham verecek bir dip dalga. Evet, teknolojinin festivali olur mu sorusunu sormak mümkün. Yani kirazın festivali var, karpuz festivali var, müzik festivalleri var, sinema festivalleri var. Ve evet, ülkemizde futbol bir festival edasıyla, büyük bir coşkuyla takip ediliyor. Bizler için de bu festivali tasarlarken aynı soru geçerliydi. Acaba milletimiz rağbet edecek mi? Bizim beklediğimizden çok çok daha fazla rağbet gösterdi. Adeta yitik bir sevdasına kavuşurcasına destek verdi milletimiz bu dalgaya, bu dip dalgaya. O anlamda da elbette ülkemiz adına, medeniyetimiz adına bizlerin umutlarını her yıl Teknofest yeşertiyor. Ve binlerce gönüllüsü, onun yanında 140'tan fazla paydaşıyla her birinin yöneticilerine kadar burada inanılmaz bir motivasyon görüyorsunuz. Hatta Türk Silahlı Kuvvetlerimizde de benzer motivasyonunu, güvenlik güçlerimizde de. Adeta insanlar bir anlamda bizler çektik, bizden sonraki nesiller çekmesin, hak ettiği yere gelsin. Ay yıldızlı bayrağımız, milletimiz, medeniyetler yarışında ülkemiz hak ettiği kulvarda olsun anlayışıyla yaklaştılar. Bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun, belki ülkemizin uzay programını inşa edecek o çocuğu bulmak için adeta yarıştırdılar, seferber oldular. Ve bunun tüm milletimize de yansıdığını değerlendiriyorum. Sizler de sağ olun, 2 yıldan itibaren paydaşımız oldunuz ve Teknofest'in misyonunu, vizyonunu uzandığı tüm coğrafyalarla paylaşılmasına vesile oldunuz. O anlamda sizlere de yürekten şükranlarımı iletiyorum. İnsan kaynağı anlamında da buradan herhalde çok yararlanıyorsunuz. Elbette, ben Baykar bu olarak, açıkçası ben sadece Baykar olarak değil de diğer bütün paydaş kurumlarımıza da bu soruyu sanki böyle eleştirel bir gözle sordum. Yani roket yarışmamız var mesela, çok böyle ileri düzey niş bir yarışma. Ne demek bu? Dünyada bir başka yerde düzenleniyor sadece, neredeyse Amerika Birleşik Devletleri'nde. Elbette Türkiye'de uzayda, yani havacılıkta hak ettiği yerde değilken, Allah'a şükür bugün itibariyle dünyaya damgasını vuracak markaları var ülkemizin. SİHA'larda dünya pazarının büyük çoğunluğu ülkemizde. Baykar dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi. Hem marka olarak, hem üretim anlamında, hem de ihracat olarak uzayda da bir iddia yükseltiyor ülkemiz. Acaba roket yarışmalarında başvuran gençlerimizin ne kadarı? Binlerce öğrenci, çünkü bugüne kadar 2018'den bu yana bu yarışmalara katıldı. Evet. Ne kadarı roket sana, işte ülkemizin ihtiyaç duyduğu hava savunma silahlarını ve uzayda ihtiyaç duyduğu hem uydu araçlarından tutun da fırlatma araçlarına, teknolojilere bu alanlarda istihdam oldular mı diye. Ben şu cevabı aldım. Bir kere başvuru kalitesinin çok arttığını. Çünkü biraz diğer mesleklerle de böyle. Yani
bir müzisyen 20 yaşından sonra konservatuvara gittiğinde fıcık yaştan başlayan müzisyenle piyanosu olup o enstrümanı çalan arasında fark olacaktır. Sizin mesleğinizde de elbette böyle. Adeta daha erken yaştan bu alanlara motive etmiş oluyoruz. Bir anlamda güdümlenmiş oluyor. Benim serüvenimde, kendi hikayemde de benzer bir şey var. Ben ufacık yaşta havacılığa babam sayesinde merak saldım. 8 yaşından itibaren. Ve bir daha hiç kanımdan çıkmadı adeta. Adeta iyi bir virüs gibi. Dolayısıyla biz benzer hikayeleri inşa etmek istedik. Ve bunu tümüyle medeniyetimizin o sosyal anlayışıyla, yani en imkanı olmayan çocuk bile gelsin, bir uçağa dokunsun, belki ülkemizin uzay programını inşa edecek diye köylerden binlerce çocuğumuzu Teknofest alanına getiriyoruz. Bütün buraya olan işte geliş varışlarına kadar ayarlayarak, gidiş gelişlerine ulaşımını ayarlayarak, işte gün içinde ihtiyaç duydukları yeme içmeye kadar on binlerce çocuğumuz buraya da geliyor. Yani belki kendi ailelerin imkanlarıyla gelemezlerdi. Bunu da tümüyle Baykar olarak, Teheç Vakfı olarak üstleniyoruz. Teknofest yani adeta bir sosyal dönüşüm rüzgarı. Toplumun tüm kesimlerine ulaşan, en gencinden en yaşlısına bir rüzgar.